Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Merkez Bankası bir enflasyon raporu toplantısı yaptı. Başkan Fatih Karahan bir sunum yaptı. Daha sonra sorular yanıtlandı ve orada da aslında enflasyon tahmininin güncellenip güncellenmeyeceği merak konusuydu. Enflasyon tahmininin değişmediğini, %38'de tutulduğu bilgisini verelim. Orada tabii son zamanlarda hem elektriğe hem de doğalgaza yüklü bir zam gördüğümüz için bu güncellemenin yapılabileceği söylenmişti. Bunun yanında elbette Merkez Bankası'nın ilerleyen aylarda bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği de merak konusu. Bugün bu gündemleri konuşacağız. Gündemimiz ekonomi olacak diyelim. Konuğumuzu anons edelim efendim. Ekonomist Doktor Ramazan Başak bizimle. Hoş geldiniz Sayın Başak. Bulut inanın. Teşekkürler. Şimdi sabah saatlerinde aslında Merkez Bankası'nda Fatih Karahan'ın yaptığı sunumu dinledik. Orada dediğim gibi merak edilen bir nokta vardı. Tahmin değişecek mi, değişmeyecek mi, güncellenecek mi şeklinde. Son zamanlarda yapılan zamlardan da söz ettim. Sizce %38'de sabit tutulan bu hedefe ulaşılabilecek mi, güncellenmeli miydi? Hedefe ulaşılması zor görülüyor. Eminim bu doğalgaza ve elektriğe yapılan zamlar bundan sonraki aylarda açıklanacak enflasyon oranlarını yükseltici bir etki yapacak. Dolayısıyla tahminlerin bir miktar revize edilmesi gerekebilirdi son gelişmelere bakarak ama sizin de ifade ettiğiniz gibi 24'te hedeflenen 38, 25'te 14 ve 26'da 9'luk enflasyon hedefinden herhangi bir değişiklik yapılmadı. İşte orta vadede %5 enflasyonun istikrar kazanacağı ifade edildi. Eğer revize edilmiş olsaydı doğal olarak maaşlara, ücretlere bir zam da gündeme gelebilirdi. Belki bunun da etkisiyle şu anda sanıyorum bu hedef revize edilmesi, hedefin revize edilmesi olayı biraz ötelenmiş gibi duruyor. Peki şimdi üst sınırda aslında %42 biçiminde, %42'yi de aşacak şeklinde uzmanlar yorumlar yapıyorlar. Sizin bir tahmininiz var mı yıl sonu enflasyon rakamına ilişkin? Yani 40-45 bandında olabileceğini ben tahmin ediyorum. Ama 38'lik bir hedefin tutması zor görülüyor. Özellikle bu son yapılan doğalgaz ve elektrik ki onlar birçok ürünün maliyetini artıracağı için enflasyonu yukarı itici bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla hani 40-45 bandı arasında ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Eğer çok ekstrem bir şey olmaz, gelişme olmazsa çünkü Türkiye'de malum her sabah yeni bir sürprizle, kötü sürprizlerle uyanmaya alıştık. Dolayısıyla bu tür kötü sürprizlerin olmadığı varsayımıyla dediğim gibi 40-45 bandında gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum. Şimdi efendim aslında aylardır ekonomi yönetiminden duyduğumuz bir şey vardı bizim. Özellikle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bunu sıkça dillendiriyordu. Baz etkisiyle Haziran, Temmuz aylarında, yaz aylarında, Ağustos'ta bu enflasyonun düşeceği şeklinde. Ancak şimdi herhalde yapılan zamlar da etkili oldu ki enflasyonda bir düşüş görmedik. Geçtiğimiz sefer 1,64 açıklanan aylık enflasyonda 3 küsuru aştı. Şimdi baz etkisiyle de bir düşüş yaşanmadı. Enflasyon düşüşü de ana hedef. Ne olacak? Düşecek mi? Böyle mi kalacak? Şimdi biliyorsunuz baz etkisiyle en yüksek Mayıs ayında enflasyonun artışını gördük. Ondan sonra Haziran ve Temmuz'da baz etkisinin geri plan edilmesi yanında düşme eğilimi başlayacağı ifade edildi. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu düşme gerçekleşmedi. Ben bu düşmenin kalıcı bir takım radikal önlemler alınmadığı sürece enflasyonda belirgin bir düşme eğiliminin olmayacağını tahmin ediyorum. Bu politikaların başında hukukla ilgili, dış politika ile ilgili, iç politika ile ilgili çok daha kalıcı ve istikrarlı önlemlerin ve kararların alınması gerekir. O açıdan ben baz etkisiyle bu düşmenin devam etmeyeceğini ve önümüzde bir miktar yükseleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bakın geçen toplantıda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan enflasyonda belirgin bir düşme eğilimi başlamadığı veya başlamayacağı varsayımıyla veya o süre içerisinde politika faizinin düşürülemeyeceğini ifade etmişti. Çünkü onlar da farkında önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarında belirgin bir düşme olmayacak. Yani tahmin edilen baz etkisi Mayıs'ta geçti. Haziran Temmuz'da düşme eğilimine girecek. Beklentisi gerçekleşti de farkında. O farkındalıkla politika faizinde herhangi bir düşme
kalıcı bir enflasyonda düşme eğilimi olmadığı sürece politika faizde bir düşme olmayacağını ifade etti. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemlerde enflasyonun bir takım radikal ve doğru önlemler, kararlar alınmadığı sürece belirgin bir şekilde düşme eğilimine girebileceğini tahmin ediyorum. Şimdi faize gelmeden evvel toplantıya ilişkin sormak istediğim bir soru daha var. Orada bir soru geldi aslında hem Merkez Bankası Başkanı'na hem de Başkan Yardımcılarına. Asgari ücret soruldu. Orada böyle bir 5-10 saniyelik bir sessizlik oldu. Aslında kimse ne diyeceğini bilemedi. Sonra soru da yanıtlandı elbette ama asgari ücrete zam yapılmaması hala aslında gündemimiz. Oradaki bu sessizliği neye yorarsınız? Yani onların farkında olduğunu, gerçeklerin farkında olduğunu verebilecek çok net ve doğru cevapların olmadığını ben anladım. Çünkü orada enflasyonun asgari ücreti, enflasyon oranlarını dikkate aldığınızda asgari ücrette belirgin bir düzeltme, iyileşme sağlanması gerekiyor iken, yani enflasyonda bu düzeltmeler yapılmaması sonucunda asgari ücrette veya ücretlerde de bu tür iyileşmeler sağlanamıyor. Dolayısıyla suskunluğu ben aslında gerçekler görülüyor. Fakat net olarak, doğal olarak o konumda veya o koltukta oturan birisi olarak net ifadeler kullanamıyor diye düşündüm. Hı hı. Şimdi faiz meselesine de gelmek istiyorum. Faiz indirimi yapılacak mı, yapılmayacak mı diye aylardır konuşuyoruz. Hatta ben birkaç uzmanın Eylül-Ekim aylarında faiz indirimi beklediğini de okudum. Böyle beklentiler de var. Sizce bir faiz indirimi yapılacak mı yakın zamanda, önümüzdeki aylarda? Ben Eylül ayında bir faiz indirimi beklemiyorum. Ekim'de de çok beklemiyorum. Dediğim gibi yani bu tür radikal önlemleri almadığınız, doğru kararları almadığınız müddetçe maliye politikalarının sadece para politikalarının etkinliğiyle devam ettirilmeye çalışılıyor. Maliye politikaları daha sonra devreye sokuldu ve çok etkin olarak da uygulamaya konulmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla para ve maliye politikaları eş güdümlü ve etkili biçimde uygulanmadığı sürece ve doğru kararlar alınmadığı sürece, her şeyden önce enflasyon beklentilerini iyileştirmediğiniz müddetçe enflasyonda kalıcı bir düşme eğilimi veya düşme eğiliminin ortaya çıkması güç. Böyle bir tablo içerisinde faizin de ben Eylül'de, Ekim'de indirim sürecine girmeyeceğini, böyle bir kararın alınamayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi biraz önce Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da enflasyonda belirgin bir düşme olmadığı sürece faiz indirimi gündemimizde yok demişti. Ben de bu düşünceye katılıyorum. Hiçbir hata yapılmasa bile şu anda gidişat Eylül ayı için faiz indiriminin çok erken olduğunu, Ekim'de çok küçük bir olasılık, belki yıl sonuna doğru ama 2025'te doğru kararlar ve doğru önlemler alındığı varsayımıyla belki 2025'te başlayacak bir süreç faiz indirimi, ama 2024'ün sonuna kadar çok kuvvetle muhtemel beklemiyorum. Özellikle Eylül ayında böyle bir olasılığın olmadığını düşünüyorum. Peki şimdi son olarak bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de aslında bu haberi manşette taşıdık. Önemliydi bizce çünkü. Bildiğiniz üzere aslında süreçte faizden söz ediyoruz, faiz oranından söz ediyoruz ama hem kredi kartlarının faizlerinde hem kredili mevduat hesaplarının faizlerinde de ciddi artışlar oldu. Yurttaş da kazandığı gelirle yetişemeyince buralara yüklendi derken ciddi bir borçlu bir kitle var artık Türkiye'de. Hemen bir veriyi aktarayım. Türkiye Bankalar Birliği'nin verileri bunlar ve bireysel kredi borcunu ödemeyen, takibi alınan kişi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %75 artıyor. Bu artışı da bir yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Zam da alamadık. Nereye doğru gidiyoruz? Sıkı para politikası, uygulanan sıkı para politikası sonucunda maalesef kaynaklara erişim zorlaşmaya başladı. Piyasada ciddi bir sıkışma var. Özellikle reel sektörde ve bireysel tarafta çok ciddi bir sıkışma var. Şimdi ben yılbaşından bu yana bireysel kredilerde ve ticari kredilerdeki gelişmeyi ve takibe dönüşüm oranlarını çıkarttım. Şimdi yılbaşından bu yana bireysel kredilerde tüketici kredileri ve taşıt kredileri ağırlıklı. Yani %80'ini belki %75'ini tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları oluşturuyor. %21 oranında yılbaşından günümüze bir artış var bireysel kredilerde. %20 oranında da ticari kredilerde bir artış var. Niçin birbirine çok yakın? Çünkü biliyorsunuz otorite
bu sıkı para politikası çerçevesinde kredileri sınırlandırdı. Yani %20 bandını, zaman zaman bu oranlar değişiyor ama %20 bandını üst sınır olarak koydu. Dolayısıyla bankalar o yıl içerisinde aylık büyüme oranlarını da tutturmak koşuluyla bu büyüme oranlarını geçemiyorlar belli şartlar dahilinde. Dolayısıyla her iki kredi, ticari ve bireysel kredilerde artış oranını %20 diye alalım. %20 bir büyüme var yılbaşından günümüze. Ama bireysel kredilerde takibe dönüşüm oranı %68. Ticari kredilerde takibe dönüşüm oranı %18. Bakın ticari kredilerde 18 iken takibe dönüşüm oranı, ticari kredi, bireysel kredilerde ki ihtiyaç kredileri ve kredi kartları ağırlıklıdır bireysel krediler, %68 oranında takibe dönüşüm oranı var. Dolayısıyla kişi sayısının da milyonlarla ifade edilmesi bundan kaynaklanıyor. Bu ekonomide çok çarkların sağlıklı olarak işlemediğini, vatandaşın yeterli gelire sahip olmadığını, ciddi bir borçluluk düzeyine sahip olduğunu, işte kaynaklara erişim, finansa erişim de zorlaşmasıyla beraber özellikle bireysel tarafta çok ciddi anlamda temelde düşme ve bunda takibe dönüşüm oranlarının arttırma şeklinde bir eğilim var ve bu giderek de artacak. Bu giderek de artacak çünkü çok ciddi anlamda dediğim gibi gelir tarafında bir problem var. Gider tarafında inanılmaz bir piyasada fiyatlar konusunda başı boş bir piyasa var. Yani ben şunu çok rahatlıkla ifade ederim. Seyircilerimiz de bunu eminim ki buna katılacaktır. Evet maliyetler arttı, evet fiyatlar yükseliyor fakat kontrolsüzlük ve denetimsizlik sonucunda fiyatlar o kadar korkunç ve o kadar geometrik olarak artıyor ki bakın en üstün olduğumuz, en avantajlı olduğumuz turizmde bile bu kadar dövizin yani TL'nin değerinin düşmesi, dövizin işte yabancı paranın değerlenmesi şeyleri dikkate aldığımızda, gerçeği dikkate aldığımızda turizmde bile bu kontrolsüz fiyat artışları sonucunda bırakın yabancı turistin gelmemesini, yerli turist bile çevre ülkelere gidiyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir problem var. Bu problemde işte piyasadaki bu denetimsizlik, vatandaşın gelirinin yeterli olmaması, bu giderek takibe dönüşüm oranları, kredi kartları ve tüketici kredilerinde giderek bence yükselerek artacak. Şimdi efendim siz de söz ettiniz aslında yurttaş da bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde bir biçimde yaşamını devam ettirebilmek için daha uygun, daha makul olan yollar arıyor. İşte bunlardan biri belki daha uygun olduğu söylenen bir yere tatile gitmek oluyor. Belki de burada yaptığında pahalı bulduğu bir alışverişi daha uygunu yurt dışından yapmak oluyor. Bildiğiniz üzere son zamanda da buna dair de bir düzenleme geldi. Yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişlerde gümrük vergisi arttırıldı. Dolayısıyla elbette yurttaş eskisi gibi 1/3 fiyatını alamayacak, daha yüksek alacak. Çok tepki de aldı bu karar. Siz nasıl değerlendirirsiniz? İç piyasaya da nasıl yansır? Onu da konuşalım. Yani biz hemen sıkıştığımız zaman İrem Hanım ne yapıyoruz? Hemen ithalatı kısıtlıyoruz. İşte veya ithalatı arttırıyoruz veya ihracatı kısıtlıyoruz iç piyasaya mallar sürüsün diye. Hep palyatif çözümlerle gidiyoruz. O palyatif çözümlerin kısa bir süre belki olumlu etkisi oluyor fakat orta vadede o alınan önlemler üreticiyi ve iç piyasayı olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi bu yurt dışındaki alışveriş oranlarının işte 30 dolar seviyesine çekilmesi, vergilerin artırılması belki kısa vadede şey yapacaktır, yurt içi piyasaya yönlenim sağlayacaktır fakat orta vadede bunun zararlarını Türk ekonomisi olarak biz göreceğiz. Bakın aynı şekilde yurt dışı çıkış harçlarına da ne oldu? Ciddi evet. Anlamda bir zam yapıldı. Neden? Çünkü turistler veya yerli turistler veya yabancılar Türkiye dışında başka ülkeleri tercih ediyor. Özellikle şimdi geçen bugün bir arkadaşımla görüştüm. Yunanistan'a tatile gittik diyor. 5 kilometre kuyruk diyor dönüşte. Bakın Türkiye'ye girişte 5 kilometrelik bir kuyruk. Dolayısıyla şimdi biz yurt dışı çıkış harcını arttırmakla turistleri veya yerli turistlerin Türkiye'de kalacağını, Türkiye'de tatil yapacağını düşünüyoruz. Tamam güzel ama Türkiye'deki fiyatları, kontrolsüz ve denetimsiz fiyatları düzeltmediğimiz, buraya müdahale etmediğimiz sürece bunun bir etkisi olmayacaktır. Geçici bir etki yaratsa da uzun vadede veya orta vadede daha olumsuz etkileri görülecek.
Yurt dışındaki alışveriş olayı da böyle. Bence daha paliatif çözümler yerinde daha kalıcı, daha etkin çözümler üretmek gerekiyor. Sayın Başak, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Gündemi şöyle bir derlemiş olduk. Yani şöyle bir kısa bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Bakın, yabancı para kredilerin artışı yılbaşından bu yana 32'den 36'ya yükselmiş toplam krediler içerisinde. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi reel sektörün açık pozisyon sorunuydu. Biz bunu 2009'da alınan yanlış kararla açık pozisyonla ilgili şeyi, zararı çok gördük ve 128 milyar dolar diye buharlaştı ifade edilen 128 milyar dolarlık olay tamamen bu rezervlerin reel sektörün açık pozisyonunu kapatmakta kullanıldığı sonradan ortaya çıktı. Şimdi reel sektörün açık pozisyonu 211 milyar dolardan 85 veya 79 milyar dolara inmişken tekrar reel sektörün açık pozisyonu 115 milyar dolara çıktı. Bugün Merkez Bankası Başkanı da özellikle buraya vurgu yaptı. Ciddi anlamda bir yabancı para krediye şey var, yöneliş var reel sektör tarafından. Bunun da açık pozisyona konu edilmesi 79'dan 115 milyar dolara çıktığını dikkate alırsak reel sektör açısından da ciddi bir problem yaratıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu konuda eğer bu konuda bir sınırlama getirecekse yabancı para kredilerin artmasına yönelik doğru bir karar olacak. Çünkü bunun dediğim gibi tersi yaşanmıştı 2009-2019 arasında. Çok ciddi anlamda ekonomiye zarar vermişti. Bugün Merkez Bankası Başkanı özellikle buna vurgu yaptı. Yabancı para kredilerin payının artması dikkatimizi çekti ve onu azaltıcı önlemler almaya başladık dedi. Bu da doğru bir karardı. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız görüşler için, vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, ekonomi gündemini konuştuk. Bugün konuğumuz ekonomist Doktor Ramazan Başak'tı. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu toplantısı düzenledi ve orada enflasyon tahminine ilişkin, son düzenlemelere ilişkin, son alınan kararlara ilişkin bir sunum yaptı. Orada da aslında merak edilen soruyu yanıtladı. Enflasyon hedefini sabit tuttu. %38'lik yıl sonu enflasyonu değişmedi diyerek bu bilgiyi vererek kapatalım. Sayın Başak sizler için yorumladı. Yeniden görüşmek üzere.